Bugün Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatan toprakları uğruna canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anma gününün onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u alarak 1. Dünya Savaşı'nı galip bitirmek isteyen, üstün deniz ve kara gücüne sahip düşman kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz, aylar boyunca devam eden Çanakkale deniz ve kara savaşlarında dünyada eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Teçhizat ve teknolojik olarak gelişmiş İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Düşman Donanması, Çanakkale Boğazı'nı kolayca geçme hayaline kapılmış, ancak Mehmetçiğin yüreğinden fışkıran vatan sevdasını dikkate almamıştır. Düşman donanmasının üst savaş gemisi, Nusrat'ın döşediği mayınlar ve tapyalarımızdan açılan ateş sonucu batırılmış, dört muharebe zırhına ağır hasar verilerek savaş dışı bırakılmıştır. Dünyada yenilmez armada olarak anılan Birleşik Düşman Donanması, dünya tarihine altın harflerle kazınan Türk savunması önünde diz çökmüş, 18 Mart 1915'te geri çekilerek Boğaz'ı terk etmek zorunda kalmıştır. Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyeceklerini anlayan müttefikler, taktik değiştirerek Gelibolu'yu tam 8,5 ay cehenneme çevirecek, karadan ve denizden eş zamanlı yürütülen amfibik çıkarma harekatını başlatmıştır. Parlak umutlarla karaya ayak basan Birleşik Düşman Ordusu, dönemin en güçlü donanmasının denizden verdiği ateş desteğine rağmen, aylarca süren mevzi savaşlarında Türk askerinin sarsılmaz mücadele azmi, kararlılığı ve direnişiyle karşılaşmış, ağır kayıplar veren düşman ordusu bozguna uğrayarak Gelibolu'yu terk etmek zorunda kalmıştır. Çanakkale'de hiçbir kuvvetin yurt sevgisinden ve istiklalden güçlü olmayacağını gösteren, tarihin zirve sayfalarına Çanakkale geçilmez ilkesini yazdıran asil Türk milleti, bu zaferle tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale, insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan, demirden, çelikten yapılmış deniz üstünde yürüyen kalelere karşı, etten, kemikten yaratılmış, biçare görünen, fakat yüreğinde taşıdığı iman ve damarlarında dolaşan asil kandan aldığı kudretle, yedi düvele meydan okuyan Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale, vatan ve millet sevgisinin, inancın ve azmin, taktik ve dehanın, birlik beraberlik ruhunun eşsiz bir zaferidir. Çanakkale zaferinin kazanıldığı bu anlamlı gün, aynı zamanda vatanı ve istiklali uğruna hayatını feda eden şehitlerimizi anma günüdür. Dünyanın en kanlı siper muharebelerinin yaşandığı, kurşunların havada çarpıştığı Çanakkale'nin her karış toprağı, vatan tutkusu ile şehadet mertebesine koşan asil şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Şehit ailesi olmanın gururunu yüreğinde hisseden değerli şehit ailelerimiz, bugün özgür vatan topraklarında birlik beraberlik içinde yaşıyorsak, bu sizlerin evlatları, eşleri, babaları sayesindedir. Onlar ölüme meydan okuyarak kanlarıyla şanlı al bayrağı, canlarıyla kutsal vatan topraklarını yarattılar. Bizler şehitlerimizden aldığımız kutsal emanetleri sonsuza dek koruyacağız. Türk'ün gücünü ve cesaretini dünyaya kanıtlayan aziz kahramanlarımızın hatıraları Türk ulusunun gönlünde ilelebet yaşayacaktır. Vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen, gönüllerde yaşattığımız aziz şehitlerimiz, yurdumuzun dört bir köşesinden şehadete koşarak yarattığınız Çanakkale ruhu,
İstiklal Harbi'nde, Kole'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da ve halen bekamızı tehdit eden her türlü harekatta millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağımızdır. Yüreklerinizde taşıdığınız sonsuz vatan ve bayrak sevgisiyle yazdığınız destanlar, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için verdiğimiz her türlü mücadelede bizlere güç vermektedir. Bizler asil kanlarımızla sınırları çizdiğiniz kutsal vatan topraklarının ve rengini asil kanlarımızdan alan ay yıldızlı şanlı bayrağın sonsuza dek teminatı olmaya devam edeceğiz. Kutsal emanetlerimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu cennet vatanı armağan eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.